Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kumsal Belin. Bugünkü videomuz sınav gününden önceki gece, sınav günü ve sınav anı olarak üçe ayrılacak. Sınav gününden önceki gece ve sınav gününde bir tık daha hani o sabahını kendi yaptığım şeylere yönelik olacak o video kısmı. Eğer oraları dinlemek çok istemiyorsanız direkt sizi sınav anı kısmını alalım. Sınav anında böyle heyecandan, panikten yapabileceğiniz hataları önlemek adına ve hafiften de böyle sınavı daha iyi yürütebilmeniz için vereceğim taktikler adına böyle bir video çekiyorum. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle sınavdan önceki gece benim ilk hatam şu, direkt orada hata var. Ben bütün öğretmenlerimle konuştum arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımla konuştum, böyle yakın oldum. Hepimiz birbirimize moral verebiliyoruz, yapabilirsin kanka falan filan. Ve öğretmenlerim bana aşırı derecede benden çok büyük şeyler bekliyorlar ya, şey falan diyorlar böyle. Kumsal yaparsın ya zaten sen, yani çok çalıştın sen, zaten yapacaksın gibi şeyler söylüyorlar. Ve ben beklentinin bu kadar yüksek olması, işte böyle verilen taktikler vesaire, aşırı heyecanlanmıştım gece ve biraz geç uyumuştum. 2.30-3 gibi uyumuştum. Hani yatmıştım tabii ki de 12-1 gibi falan ama yani yatakta debeleniyordum açıkçası böyle. Sürekli onların söyledikleri aklımda dönüyordu vesaire. O yüzden ben çok kişiyle konuşmanızı tavsiye etmem. En yakın arkadaşınızla konuşabilirsiniz. Ne bileyim, ailenizle konuşun. Bir tık daha kendi evinizdeki insanlarla konuşmanız gerekiyor bence. Ondan sonra uyuduk vesaire, kalktık, tamam mı? Böyle evdekiler bir tuhaf davranıyor ama hani o gün çok önemli. Benim ne kadar çalıştığımı biliyorlar falan. Oo, Kumsal gelmiş falan yapıyorlar böyle, ben salona giriyorum. Bir de ben onları uyardım. Hani dedim ne olur normal bir gün gibi davranın. Çünkü ben sizin garip davranmanız beni de gerecek dedim. Ama hani çok öyle olmadı. Ama ben yine de gerilmedim o kadar. Hani bu olabilirse bile gülün geçin. Bence komik bir durumdu hatta. Onların da heyecanlanması falan. Sonra kahvaltıda arkadaşlar benim çok iştahım yoktu. Böyle bir tane tost falan yemiştim. Ama bence daha çok şey yemeliydim. Çünkü ben TYT'nin de AYT'nin de ortasına doğru aşırı karnım gurulamaya başladı ve hani bütün sınıfa böyle senfoni vermeye başladım. Gerçekten çok fazla ses çıkıyor benim karnımdan böyle guruldadığında. Çok utandım sınav anında. Hani bunu yaşamanızı istemiyorum. O yüzden hani iştahınız olmasa bile bence bir lokma, iki lokma bir şeyler yiyin. Bunu yaşamanızı gerçekten istemiyorum. Böyle yağlı yemeklerde, besinlerde tüketmeyin bu arada bence. Sonra işte size rahatsız edebilir böyle midenizi falan. Geldiniz bahçeye, tamam mı? Böyle bazı öğrenciler göreceksiniz. Sülalesini getirmiş bahçeye. Çok kalabalık falan. İnanamıyorsunuz bu kadar çok kişim girecek. Bunların hepsi benim rakibim mi falan gibi düşünceler olabilir. Onları da takmayın. Ben ne yapmıştım? Okulu turlamaya başlamıştım. Böyle bahçede bir gidiyordum, bir geliyordum, düşünüyordum. Böyle kendime taktikler veriyorum ama. Şey diyorum, bak Kumsal, işte hız büyüklüğü, hız, sürat. Bunlar farklı şeyler. Bu dikkat hatalarına dikkat edeceksin. A artı B'yi soruyorsa A'yı bulup işaretlemeyeceksin diye kendimle konuşuyorum böyle dikkat hatalarımı önlemek adına. Bu çok işe yaradı bu arada. Ben çok dikkatliydim sınavda. Bunu da tavsiye edebilirim sizlere. Sonra sınav alanına girdik bir sınıfa. Benim tam oturduğum yer cam kenarı. Çok severim ben cam kenarını. Çok mutlu olmuştum ama hesaba katmadığım bir şey var. Öğlene doğru güneş çıkıyor. Perdeleri kapamak yasak. Aşırı derecede ben güneş alıyordum. Ve benim çok terleyen bir yapım vardır. Böyle ellerim falan aşırı terler. O güneşle de birlikte ben optiği ıslak verdim bildiğin. Ve ben hani TYT çıkışı tek şunu düşünüyorum. Ne olur optiğim okunsun. Hani bir tek bunu düşündüm. O yüzden o peçeteler çok önemli. Elleri terleyenler varsa benim gibi o kutuda verilen peçeteleri ellerinizin altına koyun. Bir tanesi optikte olsun, bir tanesi kitapçıkta olsun mesela. Öyle aşağı indirdikçe optiği ben o peçeteyi kaydırırdım. Bu arada bu güneşi ben evet farkındayım sıcakladığımın ama o adrenalinle, o stresin getirdiği, adrenalin hormonunun getirdiği odakla asla ben onun farkında değildim. Hatta bana TYT çıkışı Aysu dedi ki, kardeşim, bugün de onun doğum günü bu arada, doğum günü kutlu olsun Aysu. Bana dedi ki, arabalar falan çok korna çaldı, duydun mu, dikkatini dağıldım dedi. Ben hiçbirini duymadım. Bence siz de hiçbirini duymayacaksınız bu arada. O kadar rahat olun ki yani o konuda. O odakla ben hiçbir şey duyacağınızı zannetmiyorum. Duysanız bile hani hiç umursamayacaksınızdır muhtemelen. O sınav anını deneyimlemek istiyorsanız Sınav Ortamları diye bir kanal var arkadaşlar. O kanalda böyle sınav sesleriyle vesaire deneme çözebilirsiniz. O kanalı öneririm. Ben öyle son hafta böyle bir denememi, iki denememi, zaten iki tane falan son hafta deneme çözdüm galiba. O bir iki denemeyi ben o Sınav Ortamları sesiyle çözmüştüm ve gerçekten sınav ortamındaki sesin aynısıydı yani. Bunları söyledim. Ben bunları yaşadım arkadaşlar. TYT'de çok panik oldum. Yaptığım hatalar var. Onları sınav anı kısmında anlatacağım sizlere. Şimdi zaten direkt onunla başlayalım. Şimdi sınav anı artık kitapçık önünüze dağıtıldı. Kitapçığa bakabilirsiniz diyorlar. O şey iltiyorsunuz jelatini. Çevire çevire bakabilirsiniz diyorlar. Orada böyle uzun sorular görürseniz korkmayın. Hatta bence o uzun sorular böyle yukarıda formülü verilmiş işte falan. Altta çok bildiğiniz bir şey soruyor muhtemelen. Genelde öyle oluyorsunuz. Onlardan korkmayın. Böyle çevirin çevirin. Ben genelde böyle TYT Sosyal ve TYT Fen'de bilgi var mı? Neler var falan diye bir göz gezdirdim. Yavaş yavaş çevirin. Ben en öndeydim. En önde olmama rağmen kitapçığı son kapatandım yani. Siz de öyle yapın bence. Görebildiğiniz soruları görün ama zaten okuyamayacaksınız onları. Çok bir şey değişmeyecek. Bence
böyle sosyaldeki bilgi sorularına bakabilirsiniz, dindeki vesaire. Şimdi arkadaşlar, Türkçeyi açtınız, tamam mı? Gözetmen dedi ki, tamam dedi, sınava başlayabilirsiniz. Genelde Türkçe ile başladığınız için Türkçe ile başlayacağım ben de. Arkadaşlar ben şunu yapıyordum. İki sayfamız var ya, açtık sayfayı. İki sayfa var. İki sayfanın sonunda bir zaman kontrolü yapıyordum. İki sayfanın sonunda zaman kontrolü yapıyordum. Nasıl oluyordu bu? Sayfa sayfa kodlardım bu arada Opti'yi. Birinci sayfa kodlama, diğer sayfa kodlama, bir sayfa kodlama diye. İki sayfanın sonunda ben atıyorum 14. soruya gelmişim. Bakıyorum 14. soru 14 dakika, güzel, iyi ilerlemişiz. Bir geçtik, daha sonra iki tane sayfayı daha bitirdim. Tabii sayfa sayfa ben kodlamaya devam ediyorum orada. 21. soruya gelmişim, bakıyorum 21. soru bitti, 25 dakika geçmiş. Kumsal hızlanman lazım. Gaza bas, gaza bas, gaza bas. Hani ben aynı bu şekilde ilerliyordum. Ondan sonra geldim, çevirdim sayfayı. 34. soru kaç dakika geçmiş? 32 dakika geçmiş. Güzel, iyi hızlanmışım. Devam. Hep böyle kendimle konuşarak Türkçe'de durak noktalarımı belirleyerek zamanı çok iyi yönetmeye çalışıyorum Türkçe'de. Nitekim de bunu yaptım. Hani gerçekten sınavda bunu başardım bence. Benim matematikte çok ağır hatalarım oldu ama matematiğe şu anda gelmeyeceğim. Türkçe bitti çünkü. Sonra ben TYT-FEN'e geçtim. TYT-FEN'i çok iyi yönettim arkadaşlar. TYT-FEN'de bile ben soru eledim ama böyle hani sırayla çözdüm de sadece iki tane büyük optik ve elektrik sorusu, şu kadardı sorulara bakmıyorum. Geçtim, okumadım bile. Dedim bunu ayıracağım vakti. Ben sosyalden soru işaretlerim. Matematikten bir iki soruya daha bakarım, daha karlı çıkarım dedim. İyi ki de bakmamışım. Mesela ben optik sorusuna sonradan baktım sınavdan sonra ve ben onu uğraşsam da okusam da çözemezmişim arkadaşlar. Ve bir şey değişmeyecek. Sadece orada vakit kaybedecekmişim. O yüzden sizin de böyle hiç güvenmediğiniz konularınız varsa, özellikle o konulardan çok uzun sorular çıktıysa atlamaktan çekinmeyin TYT-FEN'de. Hani ben onları atladım, ne oldu? 18 doğru 0 yanlışım geldi. Gayet de iyi geldi yani biz eşit ağırlıkçıya göre. Ondan sonra TYT-FEN'i bitirdim. Sosyale geldim. Sosyali 10-15 dakika içerisinde çözdüm. Ve din sorularında böyle bilgi soruları çıkınca bir tık şaşırdım açıkçası. Ama sosyalde de böyle normal bir TYT denemem gibiydi. Hani bir sıkıntı yaşamadım. Matematiğe geldim. Zaten matematiği zordu yani 2021'in. Geldim, birinci soru oldu. İkinci soru oldu. Üçte takıldım ben. Normalde de hiç ilk sorularla takılan biri değilim. Üçte takıldım, panikledim. Dörde geçtim. Dördü yapamadım. Beşe geçtim. Beşi yapamadım gibi bir durum oldu. Sonra ben yapabileceğim soruları aramaya başladım. İşte bence en büyük hata burada oydu yani. Aradım böyle, bir soruya baktım. İşte bir tane soru gördüm böyle. Yarısına kadar okudum ama odağım dağılmıştı. Ben bunu da yapamam ya falan oldum. Öbür soruyu okudum başka bir sayfadaki. Onun da yarısına kadar geldim. Bakın soruyu bile okumayı tam bitirmeden soru vazgeçip başka bir soru aradım. Geometriye gittim. Geometride iki tane işaretledim, üç tane işaretledim. Sonra hani dedim ki daha fazla olmuyor, ne yapacağım falan. Böyle ben bir yarım saatte sadece böyle 10 soru işaretlemiştim. Bazılarından da emin değilim, tamam mı? Böyle hani dedim ki ya şu anda bir dinleneceksin, bir mola vereceksin, kendine geleceksin. Ya da bu panikle devam edeceksin dedim ve mola verdim oradan. Nasıl bir molaydı? 10 saniye bir böyle milleti izledim, etrafa baktım falan, bir gözetmene baktım. Sonra bir 10 saniye su içtim, bir 20 saniye bir dinlendim, durdum. Yapabildiklerimi çevirdim şöyle, tamam dedim. Tekrar açtım en baştaki sayfayı, yapamadığım sorulara. Hiçbir fikrimin olmadığı sorulara bakmadım. Böyle ben onları işaretliyordum. Eğer hiçbir fikrim yoksa, ben okusam da bu soruyu anlamayacaksam çizik. Yapıyorum. Belli bir noktaya kadar geldim. Yarım bıraktım. Çünkü odağım mı dağıldı? Çok mu vakit kaybettim? Hani ama çıktı çıkacak sorulara. Yuvarlak. Yaptım, işaretledim. Çok güzel. Ama işlem hatası potansiyeli taşıyorsa dikdörtgen veriyordum. Yuvarlaklara baktım. Tek tek yuvarlakları çözdüm. Ama sakinim. Sıkıntı yok diyorum falan. Onları çözdüm öyle bir ama orada yarım saat kaybettim. Bakın arkadaşlar lütfen siz bunu, bu paniği yaşamayın. Yaşayacaksanız bile bir an evvel erken bir kendinize çeki düzen verin. Benim gibi geç kalmayın bu çeki düzen vermeye. Çünkü ben çok az soru işaretledim. O yüzden size bu tecrübemi aktarmak istiyorum. Panik yapmayın diye. Gereksiz bir şey bu çünkü. Ondan sonra işte ben o yuvarlakları yavaş yavaş eritmeye başladım. Tekrar geometriye geldim. Geometride bir iki soru daha işaretledim. Çok mükemmel değildi. 5 soru maksimum işaretlemişimdir geometride. Matematik kısmında daha çok netim vardı. Ondan sonra onları işaretledim ve dikdörtgenleri kontrol ettim. Çiziklere de geçmek yerine Türkçe'ye döndüm. Türkçedeki boşlarıma baktım. Çünkü o çizikleri ben çözmeye ayıracağım vakti. Türkçe'de soru işaretlersem daha karlı çıkacağım. Ben Türkçe'de de boş bıraktım bu arada. Hani neden? Bir iki kere okudum. 2 dakika kaybettim. 3. kere okumaya gerek yok kumsal dedim. Hani anlamıyorsun demek ki, diğerine geç. Hani bu stratejiyi yapmanız lazım. Anlamadığın soruyu geçeceksin. Sakin olacaksın. Bu TYT'nin altın kuralı sakin olmak zaten. Hani başka ne yapabilirsin ki? Orada zaten sana verilen soru 165 dakika. O 165 dakika da burada çok bir süre değil. Tam bence TYT'ye yeten süre zaten 165 dakika. 135 dakika çok ekstrem bir dakikaydı. O gerçek TYT süresi değildi bence. Şu anki gerçek TYT süresi. Bunun çok büyük ekstra bir zamanım var gibi görmemelisiniz bence.
O yüzden sakin olmak bizim altın kuralımız olmalı kesinlikle. Türkçedeki dediğim gibi boş tarıma döndüm. Zaten sürem bitti. Matematikteki çiziklere dönemedim ama çok da büyük fazla çizeyim yoktu açıkçası. Yani 2021 TYT matematik sınavına göre o boş tarıma hiç dönmedim. Türkçeleri halletmeyi tercih ettim. İyi ki de öyle yapmışım. Türkçeden daha hani arada mola verince, es verince, sayısallara da bakınca Türkçeyi daha iyi çözebildiğimi fark ettim. Onları hallettim. Benim TYT serüvenim böyleydi. Şimdi gelelim böyle size verebileceğim altın tavsiyeleri arkadaşlar. Öncelikle bence TYT matematikte en çok yapılan hatalardan biri örüntü ve böyle kural soruları var ya, orada kuralı bulduktan sonra aslında o soru çıkıyor. Kuralı bulamadınız diyelim, tek tek saymayın. Sayacaksanız bile sınavın sonunda sayın o soruları. O anda oraya sen o 5-6 dakikayı vereceksen çok büyük bir aptallık yapıyorsun bak. Saymakla uğraşacağın bir soru varsa o soruyu geçeceksin ya da sona bırakacaksın. Ben de öyle yaptım. O sayacağım soruları sona bıraktım. Bu birinci tavsiyemdi TYT matematikte yapılabilecek. İki, dikkat hataları. A'yı buldun, A artı B'yi istiyor. Buna bakacaksın mesela. Hız mı istiyor, hız mı istiyor, hız büyüklüğü mü istiyor, sürat mı istiyor? TYT Fen'de bunlara dikkat edeceksin mesela. Hani o dikkat hatalarının önüne geçeceğiz. Kesinlikle mi diyor, olmaz mı diyor. Oradaki soru köklerini bir yuvarla al, bir bak ne diyor orada. Gelelim bir sonraki tavsiyemize arkadaşlar. TYT'den çıktınız, TYT bitti. Telefonlarınızı açmayın. YouTube'da izleyeceğiniz TYT'den çıktık, nasıl bir sınavdı bu falan gibi videoları izlemeyin. Gerçekten hiç gerek yok. Onlara ihtiyacınız yok sizin. Oraya yorumlara gidip böyle yazmaya gerek yok. Gidin böyle hayata da bakacaksanız, böyle bir edebiyat, tarih bir şeye bakacaksanız, bir biyolojiden bir şey okuyacaksınız, elinizi alın okuyun, onu bile yapmayabilirsiniz tabii ki. Yatın, ailenizle sohbet edin. TYT çok kötü bitmiş olabilir bakın. Benim çok kötü bitti TYT. Hani matematikte görmediğim, okuyamadığım ya da hiç yapamadığım sorularım var, bu bir. İkincisi, işaretlediklerimden de emin değilim. Zaten düşük bir TYT matematik neti elde ettim bence. 2021'e göre okeydi ama normalde yaptıklarıma göre düşüktü yani. Çok kötüyüm falan, böyle raflarımı falan deviriyorum ben kitaptaki, bayağı sinirliyim. Ama benim orada o sinirimi kusmam gerekiyormuş mesela. Buna da ihtiyacınız varsa bunu yapın. Gidip YouTube'dan video izlemeyin. Mesela biri adama biri yazacak oraya, çok kolay bir sınav abi, yaptım her şeyi diyecek. Senin moralin bozulacak yani. Hiç gerek yok bunlara. Bence arkadaşlarınızla da çok konuşmayın, sınav kritiği yapmayın. En yakın arkadaşınızla konuşabilirsiniz. Mesela ben Gizem'le bir konuşmuştum. Ama onunla da konuştuğumda sınav hakkında konuşmamıştık. Sınavdan sonra yapacaklarımız üzerine konuşmuştuk falan yani, birbirimizi rahatlatmak adına. Size de bunu tavsiye ederim. Gerek yok hiçbir şeylere bakmanıza TYT çıkışında. AYT çıkışında bakarsınız, bakacağınıza, soru mu bakacaksınız, bir şey mi, cevap mı öğrenmeye çalışacaksınız. AYT çıkışı yapın. AYT günü geldiğinde de şunu tavsiye edeceğim arkadaşlar sizlere. Rahat olun, çok vaktiniz var gerçekten. Evet, benim 2021 AYT mesela ucu ucuna yetişen bir sınavdı. Hatta okumadığım sorular benim 2021 AYT'de bile vardı ama çok azdı tabii. Ya bu size de olabilir ama yine de sakin kalın, sakin çözmeniz gereken bir sınav AYT kesinlikle. TYT'ye nazaran çok daha iyi geçeceğine eminim. Çünkü o sınıfa girmeniz, ikinci bir kere daha gireceksiniz ya o sınıfa. Hani aa bu muymuş ya, dershanede, okulda, evimde çözdüğüm bir denemenin aynısı aslında bakarsanız gibi bir kafa yapısına AYT'de bürünüyorsunuz genelde. Unutmayın ki mesela ben TYT'den çıktığımda benim tek şansım AYT, AYT'yi çok iyi yapmam lazım şeklinde girdim. Belli bir tayfa da vardı ki TYT çıkışında ben zaten TYT'de de batırdım, AYT'yi de salsam okey olurum. AYT'yi salan benim sınıf arkadaşım vardı. Gerçekten 20. matematik sorusunda kalemi bırakmış yatmış sıraya mesela. Sakın, sakın bunu yapmayın. O kadar bu yılmış, o kadar bıkmış ve o kadar korkakça bir hareket ki. Tamam, TYT çok kötü geçti. Ertesi gün AYT var ve çok daha katsayısı sizi etkileyecek bir sınav bu. Her şeyi düzeltebilmek için bir şans bu. Dolayısıyla AYT'yi sakın bırakmak gibi bir hata yapmayın. Gayet de güzel geçecektir AYT diye tahmin ediyorum. Kötü bile geçse mesela, sınavın ortasındasın, çok az soru işaretledin, kötü geçiyor. Okey, benim de öyleydi. Benim de kötü geçti. Ama ben orada pes etmedim. Tamam, işaretleyebileceğim bütün soruları işaretleyeceğim dedim. SOS 1'i ikinci kere kontrol ettim. Matematikte uğraşabildiğime uğraştım vesaire vesaire. Yani panik yapmıyorsunuz. Bakın, heyecan ve stres yapmak ayrı bir nokta, panik yapmak ayrı bir nokta. Heyecan ve stres bir noktaya kadar okey, güzel olabilir bu. Sizin odağınızı arttıracak bir şey ama panik dediğimiz o nokta bence olmamalı. AYT'de de TYT'de de bu geçerli. Bu şekilde diyebileceklerim arkadaşlar. Kendinize güvenin. Zaten ben daha size içerik üretmeye devam edeceğim. Son güne kadar yanınızda olacağım. Sizin için hazırladığım tekrar playlistleri açıklamada bulunuyor. TYT Fen Türkçe dil bilgisi, ondan sonra sosyal şekilde bütün playlistlere ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.